Merhaba, Paris'te Louvre Müzesi'ndeyiz. Karşımızda Atina, Yunanistan'da bulunan Parthenon'daki frizlerden bir parça var. Bu frizin bir kısmı Atina'da Akropolis Müzesi'nde. Bir kısmı ise burada Paris'te ve büyük bir kısmı da British Museum Londra'da bulunuyor. Hatta bu sahnenin sağ tarafındaki kısım Londra'da. Burada friz derken ne demek istediğimizi açıklayalım. Friz, 1 metre uzunluğunda, Heykellerle süslü bir şerit. Bu şerit Parthenon'u çevreleyen iç taraftaki ilk sütun dizisini sarmaktaydı. Aslına bakarsanız gölgede olsalar onları görmek zor olabilirdi. Burada hiç boya izi yok ama orijinalde çok parlak renklerle donatılmıştı. Arka planın mavi, hatta figürlerin de altından süslemelerle boyalı olduğunu düşünüyoruz. Bize parlak ve renkli boya biraz abartılı gelebilir ama unutmayın, buna aşağıdan bakacaktık. Bu yüzden bize göre çok yukarıda ve uzakta olacaklardı. Aslında onları normalde düşünülenden çok daha yakından görüyoruz biz. Tarihçiler genelde bunun Panellenik bir töreni temsil ettiği konusunda hemfikir. Bu tören için Atina'nın tüm vatandaşları toplanıp Akropolis'teki kutsal yoldan yukarı tırmanırlardı. Burası şehrin en yüksek yeri. Athena'nın tapınağı, tam da Parthenon'un oradaydı. Genç kadınlar yünden peploslar örmüş olurlardı ve bununla Athena'nın heykelini giydirirlerdi. Bunlar genellikle Atina'daki zengin ailelerden gelen genç kadınlardı. Peplos denen bu giysi Parthenon'un içindeki devasa Athena heykeli için değildi. Peploslar Parthenon'un yakınlarında başka bir tapınakta bulunan ve yine kutsal sayılan antik bir heykel içindi. Bu tapınak Erekteion tapınağıydı. Bu yeni kıyafetler Erekteion tapınağındaki Athena heykeli için yapılıyordu. Athena'nın zeytin ağacından yapılmış bir heykeli için. Panelenik törenler burada gösterildiği üzere hem kadınların peplos getirişine hem de hayvanların kurban edilişine ev sahipliği yapıyordu. Bunların hepsi antik bir törende olması gerekenler. Ancak bu frizde sanki çağdan gündelik bir olay sergilenmekte, mitolojik bir olay değil. Normalde tapınaklarda mitolojik olaylar resmedilirdi. Şunu unutmayalım. Atina bu dönemde yani 5. yüzyılda demokrasiyle yönetiliyordu. Atina'nın vatandaşları oldukça asil ve güzel duruyorlar. Bu bölümde asalet çok belirgin. Bu kadınlar usulca işlerine devam ederken iki erkek figür tarafından bölünüyorlar. Oymanın netliğine bakın. Ne kadar ihtişamlı ve hürmetli duruyorlar. Onurlu duruşlarının hemen farkına varmak mümkün. Ayrıca bunun Atina'nın baş tanrıçası Athena için bir dini tören olduğunu da hemen anlayabiliriz. Bu klasik bir an ve burada çok güzel temsil edilmiş. İdealizm ve denge söz konusu. Hatta bu tarz sanat eserleri o kadar mükemmel kabul edilirdi ki, Batı tarihi boyunca sanatçıların klasik Yunan sanatından ilham aldığını ve M.Ö. 5. yüzyılda ulaşılan noktaya tekrar ulaşmaya çalıştıklarını görüyoruz. Partenon'daki heykel programından sorumlu olduğunu düşündüğümüz Fidias, burada gördüğümüz tarzı geliştirdi. Bedenin formunu takip eden kıyafet kıvrımları. Kadınlarda bazı bölgelerde daha düz, göğüs kısımlarında daha kıvrımlı olduklarını görüyoruz. Ayrıca peplosun belden bağlanan kısmının da katlandığını görüyoruz. Diğer bölgelerde de düz çizgiler halinde aşağı doğru dökülüyor, sanki bir sütundaki yivler gibi. Figürler genelde kontrapost pozisyonunda duruyorlar. Genç kadınların sol bacağı genelde yükü taşıyan bacak ve sağ bacakları önde duruyor. Dizlerinin bükülüşünü, giysilerin katlanmasından ve kıvrımlarından anlayabiliyoruz. Yani hareket ve duraksama arasında bir gidip gelme durumu var. En sağdaki figürün şu estetik duruşuna ve zarafetine bir bakın. Sağa doğru yürüyor ama bedeni sola dönmüş. Sanki arkasındaki biriyle konuşuyor gibi. Belki bu figürlerin elinde törende kullanılan bazı objeler vardı ve bunları erkek figürlere sunuyorlardı ya da erkek figür kadına bir şeyler uzatıyordu. Anlatım kesin değil. Aslında bazı sanat tarihçileri bunun panelenik bir tören olup olmadığını da sorguluyor. Bitirmeden şunu da ekleyelim. Yunanistan hem British Museum'a hem de Louvre Müzesi'ne bu eserleri Yunanistan'a teslim etmesi için çağrıda bulundu. Parthenon'un hemen dibinde Atina'da geri gelmesi gereken bu eserler için bir müze yapıldı. Hoşçakalın.